Bugün konumuz topraktan sofraya sürdürülebilirlik. İlginç bir konu. Aslında değeri kaybı olmayan, böyle hani bazı konular vardır, trendtir, bir gündeme gelir, yok olur, sabun köpüğü gibidir falan. Bu böyle değil. Yani yıllardır hep gündemde, hep gündemde olması gereken bir konu. Çünkü doğrudan sağlığımızla ilgili, doğrudan tüketimimizle, dünyanın kaynaklarını yönetmemizle ilgili çok önemli bir konu. Burada da değerli müşterilerimizden Altan Bey'den, Altan Türel'den rica ettik bizle böyle bir paylaşım yapar mısınız? Çünkü çalışmalarını yakından izleme şansı bulduk. Önceden müşterisiydik kendisinin, kendibostan.com'un. Bir şekilde afiyetle sebze ve diğer ürünlerini tüketiyorduk evimize sipariş vererek. Daha sonra yakınlaştık ve bir şekilde kendisi platformumuzun da üyesi MindTurtle'ın. Orada çalışmalarına daha yakından şahit oldukça bu konuyu sizlerle de bu konunun derinliklerini paylaşmak istedik aslında. Öncelikle hoş geldiniz Altan Bey. Merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor. Yani çok Harika. geliyor. Siz de bizi duyuyorsunuz inşallah. Başta bir deneme yapayım. Bir saniye duyuluyordu. Tamam. Ben kısaca izninizle sizi tanıtayım. Sonra ufak ufak sohbetimize başlayalım. Altan Bey, öncelikle dediğim gibi biz kendisinin müşterisi olarak tanışıyorduk. Şimdi o bizim platformumuzun müşterisi. Böyle karşılıklı bir alışveriş içindeyiz. Mesela 2 gün önce ya da 2 gün önce yine bize bir kargoları geldi. Evde işte sebzeler vesaire. Ve oğlumun yorumudur bizzat. Ya işte kendine bostana söyleyin, oğlum 5,5-6 yaşında, kendine bostana söyleyin. Bu işte domatesler, şunlar bunlar çok güzel. Ya yani bizi evde üretim tesisleri Kaş'ta. Ev İstanbul'dan bir Kaş ortamı, doğal bir ortam yaşattılar. Bunu başarabiliyorlar. Tabii bu noktaya nasıl gelindi? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi ODTÜ Maden Mühendisliği mezunu. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde de işletme okumuş. Eğitim tarafı böyle. Belli tabii başka eğitimler de almış tamamlayıcı. Bunun dışında aileden zaten tarım kökenli, Türel Fide soyadlarıyla kurdukları, babasının önce olarak kurduğu ailece birçok ziraat mühendisi var ailede. Ve bu Türel Fide ile zaten bölgede ciddi anlamda kendi o köylerinde, yerleşim yerlerinde ciddi anlamda bir katkı sağlıyorlar. Hem ekonomik hem doğaya katkı sağlıyorlar aslında yaklaşımlarıyla, ilaç kullanımına olan yaklaşımlarıyla, diğer şeylerle. Ondan sonra bu konu bir iki kurumsal tecrübeden sonra 11-11,5 yıla yakın zaman bir Türel Fide tecrübesi olmuş farklı pozisyonlarda. Tarımla çok iç içe, ailesi de öyle, kendisi de öyle. Son bir 3,5 yıl kadardır da bir girişimi var. Böyle hem bu aile işletmesinin bir girişimi gibi hem kendi bir girişimi. Kurucusu olduğu kendinebostan.com onu yönetiyor. Ve eğlenceli çiftlik adıyla gerçekten hem eğlenceli işler yapıyorlar. Tabii eğlencesi bize. Kendileri bazen zorlanıyorlar. Toprakla uğraşmak, doğayla uğraşmak eğlenceli olduğu kadar meşakkatli, zor bir işte. Ve bunu doğal yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar. Bu anlamda aslında bize bayağı şey katabileceğini düşünüyoruz. Ve sosyal medyadan, pazarlama iletişim çalışmalarından, öteki tarafta üretim faaliyetlerinden, ürünlerinin paketlenişinden, örneğin bir şeye bakıyorsunuz, kolilerin üzerinde dikkat sebze vardır, lütfen hızlı teslim diye mesajları var kargo şirketlerine. Bu anlamda bütünsel bir yaklaşımları var. Ben o yüzden tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum size de. Hoş geldiniz Altan Bey. Hoş bulduk. Ve sizle sürdürülebilirliği konuşacağız öncelikle. Konumuz da topraktan sofraya sürdürülebilirlik. Size çok uygun bir başlık olduğunu düşünüyoruz bunun. Bu anlamda öncelikle bir genel başlayalım istedik. Ya sürdürülebilirlik nedir sizce? Birçok tanımı var çünkü bunun. İnsanlar kendilerince belli Kesinlikle öyle. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz? şöyle yani sürdürülebilirlik nedir diye sorduğumuz zaman aslında ve aslında şunu yapalım. Yani sürdürülebilirlik kaç yıldan beri böyle dillere pelesenk oldu. Ülkemizde son herhalde 5-6 yıldır çok yayıldı. Dünyada son 10 yıldır, belki 2000'lerden sonra diyebiliriz. Neden bir anda sürdürülebilirlik bu kadar şey oldu, önemli oldu? Çünkü yani sizin tam da o açılışta söylediğiniz gibi kaynaklar sorunu. Yani dünya tüketim toplumu yarattı. Tüketim toplumu, evet tüketmek çok keyifli. Üreten olduğu sürece hiçbir sorun yok. Çok da güzel, çok keyifli. Ancak
üretenler şunu fark ettiler ki deniz bitiyor. Deniz bitiyor çünkü kaynaklar bitiyor. Tüketmenin sonu yok. Nüfus hızla artıyor, talep hızla artıyor. Fakat bunun yanında bazı konularda üretim eskisi kadar fazla değil. Bunlardan birisi tarım aslında. Yani biraz sonra değineceğim. Dünyada genç çiftçi diye bir kavram yok ne yazık. Hal böyle olunca bir süre sonra tarımsal üretimin olamayacağı, tarımsal üretim olamayınca da tüketimin olamayacağı apaçık ortada. Asıl temel sorun bu aslında. Ben bir sunum hazırlamıştım. Onu sen yansıtayım. En azından bize bir yol gösterici olsun izninizle. Güzel olur. Ben de yansıtırken birkaç cümle geçen bir tabii şey oldu mesela. İşte bir açıklama vardı şeyle ilgili. Sokağa çıkma kısıtlaması, önlemlerle ilgili. Orada bir vurgu var. Hani bugüne bağlayacağım. Onun için şey yapıyorum. Diyor ki üretim ne diyor? Üretimde tedarik zincirleri aksamayacak şekilde diyor. Evet. Ondan sonra işte önlemleri sıralıyor. Şu saatler arası çıkamayacağız. Bu şekilde çıkacağız, çıkamayacağız. Orada arka arkaya önlemleri sıralıyor. Orada bu üretim ve tedarik zincirleri aksamayacak şekilde çok böyle 5-6 kelimeden bahsediyoruz aslında. Ama ne kadar zor yani aslında. Ne kadar çok insan bunun için seferberlik halinde ve aksadığı zaman gerçekten dünya kaynakları şey olacak, kaynaksız kalıp bir anda şey düşecek ve çok ciddi sonuçları olur. O nedenle o cümle insanları rahatlatıyor. Ondan sonra diyorlar ki çıkarız çıkmayız, önlemlerini alıyorlar. Ya onların sağlanması bile bu sürdürülebilirliğin ne kadar gerekli olduğunun bir göstergesi sanki. Buyurun sizi dinliyoruz. Kesinlikle öyle. Yani o tedarik zincirinin bozulmaması tek cümle ama inanın burada onu yani şöyle yaşıyoruz. Sabah gün doğunca kalkar çiftçi hemen tarlaya koşar. O çiftçinin gidebilmesi için işte petrol ofisinin olması lazım. Yani bir gaz istasyonu olması lazım bir. Bu en başından. Daha sonra bu çiftçinin temel ihtiyaçları olacak. Açık market bulması lazım. Açık hırdavatçı bulması lazım. Çünkü bazen malzeme lazım olacak. Açık ilaç gübre bayisi bulması lazım. Ham madde lazım olacak. Ve bunların hepsinin bağlı olduğu diğer sektörler falan aslında yani tek bir cümle ama neredeyse ekonominin belki de yarısını kapsıyor. Belki çok daha fazlasını kapsıyor aslında. Bizim sektör haricinde diyebiliriz. Şimdi konuyu topraktan sofraya diye seçtik. Bunu yabancı kaynaklar from farm to fork diye kodluyor. Yani şeyden tarladan çatala direkt. Önemli şöyle aslında toprakla sofra arasında demin bahsettiğimiz o zincir var. O zincirin çok sağlıklı işleyebiliyor olması lazım ki biz güvenilir gıdaya erişebilelim. Şöyle, bu zincirin iki tane ucu var. Birincisi ilk üretici, çiftçi. İkincisi son tüketici. Yani evhane halkı. Bu aradaki bağlantının çok sağlıklı kurulması lazım. Çiftçi hak ettiğini alması lazım. Tüketicinin de aslında sağlıklı ve erişilebilir gıdaya ulaşabilmesi lazım. Aslında bu iki temel sorunun çözümü aslında sürdürülebilirliğin aradığı cevap diyebiliriz. Şundan bahsetmek lazım. Yani dünyada ciddi anlamda bir gıda kaybı var. Gıda kaybı sadece sebze meyve üstünden değil. Bütünsel bakmak lazım. Ve bu bütün gıdaların %50'si, kayıp edilen gıdaların %50'si sebze ve meyve. Ve bu kaybedilen %50 sebze ve meyvenin %75'i yenebilir durumda. Yenebilir durumda olduğu halde çöpe gidiyor. Ve bakın, yaklaşık 1/3 orandan bahsediyoruz gıda kaybında, dünya çapında. 1/3 demek dünyadaki
açlık çeken insanların sayısına denk gelmesi demek. Tam onu söyleyecektim. Aslında bir yandan da bir açlıktan bahsediyoruz. Özellikle belli coğrafyalarda. Bir yandan da yemekleri çöpe atıyoruz yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani hani bu bazen ekmek, çöpe atan ekmekle mesela bu şey yapılıyor. Kategorize ediliyor. Veya işte karikatürleştiriliyor. Evet. Çok hani böyle göze sokuyor. Çünkü ekmeğin kaybolması. Çünkü çok temel bir besin bizim kültürümüzde. Ancak sadece bu da değil. Gerçekten biz ürettiğimiz, yani bin bir emekle alın tel ürettiğimiz gıdanın üçte birini ürettiğimiz zaman bunu dağıtırken ve bunu pazarlayıp evde tüketirken çöp atıyoruz. Ve dediğim gibi bunun %75'i aslında yenebilecek durumda olanlar. Şimdi bu üç saydığım üretim aşaması lojistik ve pazarda nasıl kayboluyor onu bahsetmek lazım ki çözüm önerisi geliştirebilirim. Şimdi bir, üretimde şöyle kayboluyor. Bir, hastalık sebebiyle kayboluyor. Yani biz üretiyoruz ancak hastalık oluyor ve %2, %3 oranında maksimum %5'e kadar bir kayıp yaşıyoruz. İkincisi, ülkemizde daha az olmakla birlikte daha gelişmiş ülkelerde bu daha ayyuka çıktı. Çirkin sebze. Yani bunu ugly food diyorlar, junky food diyen var. Pazar payı taşımadığını düşündüğümüz, biçimi bozuk, işte bu resimde gördüğünüz, böyle şekilsiz salatalık, işte böyle hormonluymuş gibi gözüken havuçlar, hep deriz yani şekli bozuk gibi, hani böyle hormonlu değiliz ya, işte onun gibi gözüken böyle havuçlar, ne bileyim işte böyle çatlamış domates gibi. Ülkemizde bu oran daha az. Burada şunu söylemek lazım. Şimdi tüketiciler hep şunu der mesela bana. Altan Bey, domatesler niye böyle bir tonadan çıkmış gibi aynı boy? Aslında aynı boy değil. Birçok farklı boyda, birçok farklı şekilde ürün çıkıyor aslında sıralarımızda. Domates, hıyar, biber gibi. Ama bunlar tasnif ediliyor. İşte bu tasnif sonucunda en sona kalan, en son kalite ürünler oluyor. Şekli bozuk. Pazarda talep görmeyeceği düşünülen ürünler oluyor ve bunlar çöpe gidebiliyor. Bunların bu birinci kayıp. Bunların ama sağlık açısından ya da yenebilirlik açısından diğerlerinden çok farkı yok aslında. Sadece şekli bir durum. Hiçbir fark yok. Aynen. Mesela şuradaki şu salatalığı görüyorsunuz ya. Bu salatanın şekli bozukluğunun sebebi trips adı verilen ve salatalığın çiçeğinde yaşayan bir zararlı. O kadar. Yani bu organik değil. Olmayabilir yani. Tabii bilemiyorum da. Yani bu şekil bozukluğu organik demek değil veya başka bir şey değil. Her şey olabilir. Yani bitki istese girmiş olabilir. Çok fazla ürünü vardır. Bu meyveyi beslememiştir. Veya işte bu meyvenin çiçeğinin döllenmesi esnasında bir komplikasyon oluşmuştur. Her şey olabilir. Ve şekli bozulmuş meyvenin. Bu kadar. Veya işte bu havuç mesela tam beslenmemiş. İnce kalmış. Bu ufak kalmış. İşte bu pancar kökü fazla büyümüş gereğinden gibi. Her şey olabilir ama sağlığa hiçbir zarar yok. Yani şu salatalıkla aynı bitkide büyüyen diğer normal boydaki salatalığın hiçbir farkı yok sağlık açısından. İkinci kayıp aslında çok çok büyük bir kayıp. Yani %15 bazen %20 çıkıyor bazı ülkelerde. Lojistik aşamasında kayboluyor. Yani taşıma esnasında. Nedir taşıma adımları? Onu sormak lazım. Bir, çiftçi topladı ürününü. Kasalara koydu. Ya kendisi veya bir aracı, komisyoncu bunu aldı ve hale götürdü, sebze haline götürdü. Sebze halinde kamyon bekledi. Kamyona yüklendi. Kamyon bir ürünü aldı. Yola çıktı. İlk birinci büyük hale, Ankara hali, İstanbul hali gibi hale gitti. Daha sonra Ankara halinden bir ne bileyim Erzurumlu bir pazarcı geldi oradan ürün aldı. Hop onun aracıyla Erzurum'a gitti. Erzurum'a gittiği zaman orada ne bileyim işte bir yerel manav geldi bu adamdan ürün aldı. Hop yerel manava gitti. Manav tezgah koydu. En az 5 basamak.
Burada her birinde %3 kayıp olsa %15 yapıyor. Aktarma, yol koşulları, bekleme süreleri, ürüne göre bu oran artabiliyor. Üçüncüsü pazar aşaması. Vardır belki tanıdığınız pazarcılar veya manavlar falan. Bir sorun onlara mesela ya veya yarın gidince sorun manavınıza veya pazarcınıza. Ya işte aldığın 100 kilo ürünün ne kadarını satabiliyorsun diye 70-80 diyecektir. Kalanın ne oluyor? Çöpe gidiyor. Bu satılamadığı için mi yoksa o da aktarmayla ilgili falan? Aktarmada zarar görebiliyor. Yani darbe alıyor, çatlıyor. Şimdi rafa diziyorsun, illa altta bir tanesi eziliyor bunların. Olmuyor mu? Oluyor. Çünkü uygun bir rafımız yok. Şimdi mesela salatalık. Tazenin koruyabilmesi için, yani o özgünün yediği gibi taze kalabilmesi için o salatalığın 2 gün maksimum. Daha fazla değil. Yumuşamaya başlar. Pörsmeye başlar. Yani raf ömrü, yani ya çok iyi bir soğuk hava zinciri olması gerekiyor bu işi yapmak için veya şey olacak. Yani nasıl diyeyim? Uygun raflar biz üreteceğiz. Ya bulacağız. Ancak öyle. Ha, ne yazık ki ülkemizde o kötü sebzelerin de bir tüketicisi olduğu için o pazar aşamasındaki kayıp ülkemizde az. Ne yazık ki. Yani pazar sularında işte görüyoruz. Toplayan insanlar çıkıyor değil mi? Canımız acıyor. Çünkü hani o insanların da aslında çok kaliteli ve güvenilir sebzeye ulaşma hakkı var. Bir temel insan hakkı olarak. Ancak ne yazık ki artıklara kanaat ediyorlar. Ve aslında onlar sayesinde pazar aşamasındaki Türkiye'nin kaybı düşük. Şöyle, Türkiye'deki bu toplam kayıp %35 ve 33 arasında filan aşağı yukarı. Avrupa'da 38'e kadar çıkıyor. Ama Avrupa'daki kaybın çok olduğu yerler pazar aşaması ve üretim aşaması. Yani üretimde çirkin sebzeye dönüp bakmıyor Avrupalılar. O yüzden de Avrupa'da çirkin gıdalara yönelik birçok girişim var. Aynı şekilde pazar aşamasında kaybolan ürünlerin geri kazanılması için girişimler mevcut. Bunu anlattık. Peki yani ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Yani Türkiye'den çok hani modadır. Sorunumuz bu, sorunlarımız bunlar. Sorun, 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 birçok sorun. Çok seviyoruz biz sorunlarımızı anlatmayı ama çözüm önerisine geldiği zaman böyle susup kalıyoruz veya bilinen bir şey bekliyoruz. Biz sokalım dedik elimizi taşın altına. Ortaya şunlar çıktı aslında. Bu daha büyütülebilir ama bizim sürdürülebilir bir tarım politikası üretmemiz lazım. Bu politika genel bir devlet politikası olabilir veya yerelde çiftçinin üreteceği bir politika olabilir, fikir olabilir. İyi bir lojistik ağ olması lazım ki bizim bu kaybımızın azalması lazım. Hani bu komisyoncu olmasın demek değil. Komisyoncu olmasın demek değil kesinlikle. Olacaklar. Olmaları gerekiyor çünkü kimi zaman bazı koşullarda. Ancak bizim bir şekilde bu tedarik zinciri ağını kısaltabilmemiz lazım. Daha az aracı, daha az komisyoncu. Üçüncüsü de demin bahsettim aslında. Uygun raf koşulları. Soğuk hava olabilir. Yani kesintisiz bir soğuk hava gerekiyorsa olabilir. Veya daha kısa raf daha kısa rafta bekletme aslında olması gerekiyor. Benim alanım diyeyim aslında daha rahat konuşacağım konu ise sürdürülebilir tarım. Diğer iki başlık de değerlendirilmesi gerekiyor ama benim uzmanlık alanım değil. Ya boş konuşmak istemem açıkçası ama o yüzden sürdürülebilir tarımdan bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yine de iyi bir çerçeve oldu aslında. İş nerelerde kayboluyor, nerelerde çözüm alanı var. Evet. Belki de bu özellikle lojistik tarafı. Lojistikte şu anda hem bir ciddi bir büyüme var, gelişme var. Hem de bir süre sonra, şu anda da öyle ama bir süre sonra ciddi bir rekabet de olacak aslında. Aklımda. Kesinlikle.
belki de bu buralar bir yandan rekabette de öne çıkaran alanlar olabilir lojistikçileri. Belki tarım lojistiği diye bir şey iyice olacak. Uzmanlar başladı gibi. Evet. Şu an biz aslında deneyimliyoruz kendi bosan olaraktan. Evet, şu an başladı gibi. Sevindirici bir hamle aslında. Sürdürülebilir tarım, yani yine o bizim çok pelesine konulmuş sürdürülebilirlik kelimesinin başına alıyor. Kötü değil ama bunun altını doldurmak lazım. Yani biz gerçekten eğer sürdürülebilir tarım diyorsak o bütün noktalarını doldurarak gitmemiz lazım. Şimdi bir, bunun temeli aslında planlı bir üretim modeli. Bu bize üretim alanındaki kayıpları azaltır. Çünkü üretim alanındaki kayıpların bir kısmı da talep fazlası üründen çıkıyor. Hani duyuyoruz ya işte salatalık 50 kuruş oldu, çiftçi salatalığını dereye döktü. Değil mi? Duyuyoruz haberlerini. Orada bu da çıkıyor. Domatesi işte çöpe attılar filan. İşte soğanlar çöp oldu depolarda gibi. İşte bunların hepsi aslında burada talep az geliyor değil mi? Yani şey oluyor, üretim talepten fazla mı oluyor demek? Aynen öyle. Çünkü plansız bir üretim modelimiz var biz. Yani Türkiye'nin tüketim miktarı belli aşağı yukarı. Kaç insan yaşıyor? Ne kadar tüketilecek? Ne kadarını biz ihraç edeceğiz? İthalat mı yapıyoruz? Yapmayalım ama yapıyor muyuz? Ne alacağımız belli bizim. Ya belli olsun. Çok basit bunlar. Hani birkaç mühendislik işi bunlar aslında. Bunları çıkarmak lazım. Ve buna göre bizim planlı bir üretim modelimiz olması lazım. Ve devlet tarım bilişim müdürlükleri aracılığıyla veya ziraat odası gibi kurumlar aracılığı ile çiftçinin aslında bölgelere göre ayrılması lazım. Toprak tahlili yapıyoruz biz sürekli veya devletin elinde bu veriler var. Hangi iklimde, hangi toprakta, hangi bitki daha iyi yetişir? Bunları çiftçiler de biliyor, devlet de biliyor aslında. Ve bu aslında bunlara göre bir üretim modeli geliştirilebilir. Denebilir ki şu bölgede bu sebzenin üretilmesi uygundur. Şu kadar bin dönümde gibi. Eğer bu yapılırsa çiftçi biraz daha rahatlayacak. Ve bunlar bu şekilde sübvanse edilmeli aslında. Ya çiftçiye sen bunu yap deyip çekinmemeli devlet. Bunu sübvanse etmeli. Ama mevcut sübvansiyonlar yetmiyor. Ya mevcut destekler çok yetersiz kalıyor. Çiftçiye gerçekten hak ettiği desteği vermek zorunda devlet. Bir şekilde. Bir ikincisi tamam. Biz planı yaptık. Ya yapamadık. Her neyse. En azından başka birinden gelelim sürdürülebilirliğe değil mi? O da aslında üretim yöntemleri. Organik olur, ekolojik olur, biyolojik olur. Adı ne olursa olsun. İyi tarım olur. Entegre mücadele olur. Fark etmez. Adı ne olursa olsun. Bizim bilinçli ve kıstasları belirlenmiş bir üretim yöntemimiz olması lazım. Bu genel bir politik olmak zorunda değil yine dediğim gibi. Her çiftçi kendisine uygun yöntemi seçebilir. Ancak bizim konvansiyonel yani geleneksel tarımdan çıkmamız lazım kesinlikle. Geleneksel tarım Türkiye topraklarını bitirir. Türkiye'nin değil. Dünya topraklarını bitirir. Burada toprağı mı verimsizleştiriyor? Yani son artık o topraktan ürün mü alınamıyor yoksa verimle ilgili bir sorun mu var? Neden böyle? İkisi birbirinin bir suyu aslında. Yani biz toprağı öldürdüğümüz zaman verim düşüyor. Ve verim almak için biz toprağı daha fazla öldürecek kimyasallara mecbur kalıyoruz. Ya aslında bu bir kısa döngü haline devam ediyor. Kıramıyoruz bunu. Anladım. Toprak öldü, daha fazla gübre. Toprak canlı değil, daha fazla gübre. İşte burada çarkı bir çoma sokup bizim o toprağı canlandırmamız gerekiyor. Prebiyotik bakteriler diye bir şey var. Veya probiyotik bakteriler. Bunlarla bizim zamanda yorduğumuz toprağımızı tekrar canlandırmamız gerekiyor. Onun o doğal bileşenlerini geri kazanmamız gerekiyor aslında. Yöntemleri var. Araştıran zaten bunları biliyor aslında.
Bunlar yapılmalı. Bir. Çünkü sürdürülebilir tarımın veya tarımın temeli toprak. Sağlıklı toprak. Eğer biz bunu sağlarsak gerisi çok basit. Çünkü iyi beslenen bir bitki kolay kolay hasta olmaz. Ve biz bu yüzden de çok fazla pestiside, yani tarım ilacına gerek duymayız. Yeter ki bizim bitkimiz kökünden itibaren sağlıklı ve düzgün beslenebilsin. Üçüncü başlığı sürdürülebilir tarımın finansal sürdürülebilirlik. Burada aslında artık şey başlıyor. O fasulyenin faydaları başlıyor aslında burada. Çünkü çiftçilerin bir finansal sürdürülebilirliği yok şu anda. Çiftçiler para, evet, kazanamıyor. Kazanan var mı? Var. Ancak genel anlamda bir ekonomik çöküş yaşıyor çiftçiler. Tarımsal üretim yapanlar. Şöyle bir örnek vereyim. Ben 2009'da işte geldim buraya. Tam hatırlayamıyorum, yalan olmasın ama hemen bakıp söyleyebiliriz de insanlar. O zamanlar tahmin ediyorum ki akaryakıt yani mazot 1 dolar civarındaydı diye düşünüyorum. Tam demin değilim. Ve o zamanlar domates de 1 dolardı. Aşağı veya 50 cent 1 dolar arasındaydı piyasa fiyatı. Şu konumda evet mazot hala 1 dolar civarında. Ancak domates çok düştü. 30 cent. 25 cent. Zaman zaman 10 cent. Yani bu düşüş şey gösteriyor. Yani çiftçinin alım gücü düşüyor. Niye dolar bazında veriyorum bunları? Çünkü bizim bütün girdilerimiz dolar üstünden. Türkiye tohum üretmiyor mu? Üretebiliyor. Var tohum şirketlerimiz. Ancak Türkiye'nin devlete bağlı tohum enstitüleri kapandı yıllar önce. Ve artık Türkiye özel şirketler haricinde tohum üretemiyor. Yetersiz kalıyor yerli şirketler. O yüzden de biz yabancı tohumlara mecburuz. O hibrit deyip tükaka dediğimiz, beğenmediğimiz tohumlara mecburuz. İkincisi, gübre. Türkiye'de çok iyi tarım gübre üreticileri var. Ancak hepsinin ham maddesi yurt dışından geliyor. Azot, fosfor, potasyum. Bunların hepsi Avrupa kaynaklı, Amerika kaynaklı ürünler. Oradan geliyor. Tarım ilaçları. Hemen hemen hepsi yurt dışından geliyor. Mazot yurt dışından geliyor. Aslında yani biz bu euro, dolar falan bu işlere sadece elektronik ürünlerde bağımlı değiliz. Hani orada yaygın bir kanı var ya, elektronik ürün almam diyor. Ya sen daha yiyeceğini üretmekte zaten bu para verirsin. Yani yediğimiz brokoli dolarla yapılıyor. Çok şey yani brokoli ve domates sofranızdaki dolara bağlı. Ve biz bu finansal sürdürülebilirliği sağlayamıyoruz. Şimdi bizim burada Kalkan Kaş bölgesini gelenler bilirler. Bizim burada Sarıbelen diye bir köy var. Hemen Kalkan'ın arkasında. Burası bundan bir 10 sene kadar önce tarıma başladı. Sera kurdular. Ve yazın bu bölgede pek olmazdı sera üretimi, sebze üretimi. Daha böyle Karadeniz'e doğru olurdu. Ama artık burada da başladılar işte bu seralar falan kuraraktan. Yapmaya başladılar. Ancak 2 yıldan beri azalıyor sera üretim alanları. Söküyor herkes serasını. Tarım bırakıyor çünkü para kazanmıyor. Her sene zararla kapatıyor. Bakın kendi emeğini saymıyor. Kendi harcadığı emeği haricinde zarar ediyor. Bu yüzden de sürdüremiyor artık bu işi. Ve kapatıyor, başka işe bakıyor. Turizme gidiyor veya başka şeyler uğraşıyor. Bu tam da aslında bu yüzden bu arada bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil aslında. Dünyanın da genel bir sorunu. Bir genç çift sorunu çıkıyor ortaya. Bu sorunu şöyle bahsedeyim ben size. Avrupa'da ortalama çiftçi yaşı 52. Amerika'da bu 58.
Ve 40 yaş altı çiftçi oranı %10. Sadece %10. Dünyada, pardon Avrupa'da çiftçilerin sadece %10'u 40 yaş ve altında. Ya bu şu demektir. 40 sene sonra çiftçi kalmayacak demektir. Evet, bayağı acı bir bilgi. Çok. Yani bunun en azından bir %50 olması beklenir. En azından. Ancak yok. Çiftçi yok şu anda. Ve tam da aslında bu yüzden sürdürülebilirlik son 10 senede çok ayyuka çıktı. Çünkü gerçekten çok büyük bir soru. Yani bundan bir 30-40 sene sonra çiftçi kalmayacak. Kim ne üretecek? Bu arada bu çiftçiden kastım sadece kendi alanını işleyen çiftçiler değil. Tarım işçisi de yok. Tarım işçisi de yok. Yani şunu diyebilir insanlar. Ya tamam çiftçiler kalmadı ama büyük şirketler tarım arazisi yapıyor. Tarıma girdiler. Doğru. Ama tarım işçisi de yok. Şu an Türkiye göçmen tarım işçileriyle iş yapıyor Türkiye'de. Yalan mı? İşte görüyoruz haberleri sürekli. İşte Suriyeliler, Afganlar, Özbekler değil mi? Onlar dolaşıyor Türkiye'de tarım arazilerinde. Fındığa gidiyor, Çukurova'da pamuğa geliyor, bizim burada domatese giriyor. Onlar sayesinde yapıyoruz. Tarım işçisi de kalmadı artık. Ve tüm dünyada aslında durum böyle. Sadece Türkiye'de değil. Yani bu çok ciddi bir tehlike çanı. Yani biz bilgisayarsız kalabiliriz. Telefonsuz kalabiliriz. Bunun yolları var. Ancak biz buğdaysız kalırsak eğer aç kalırız. Biz eğer sebze üretemezsek, tarım durursa dünya durur. O yüzden aslında bu finansal sürdürülebilirlik çok önemli. Yok mu örnekler? Var. İşte Altan geldi, kendine borsa kurdu, üretim yapıyor. Başka bir arkadaşımız ODTÜ mezunu gitti, işte eli belinde tarım, belki duymuşsunuzdur, kuşkonmaz üretiyor. Başka bir arkadaşımız lavanta üretiyor. Bir arkadaşımız keçi çiftliği kurdu, keçi peyniri yapıyor. Yok mu? Var örnekler. Ancak bunlar yeterli değil. Bunlar bireysel girişimler aslında. Peki bu sektörü özendirmek de kolay bir şey değil yani. Çünkü insanlar genelde yani işte yüksek teknoloji, büyük şirketler, kurumsal şirketler. Herkes zaten önce bir işte iyi bir üniversiteye gireyim, kurumsal bir şirkete gireyim. Hadi şey yapıyorlar, girişimcilik bu ara bayağı moda ve destekleniyor. Ama girişimcilikte de baktığınız zaman hep teknoloji girişimciliği. Yok onun platformu, bunun platformu. İşte biz de kurduk bir tane. Baktığınızda biz hatta bu boşluğu bir ara görüp girişimcilik yerine yani Türk şeyinde böyle daha kullanılan kendi işim diye bir şey kurmuştuk. Bir iki yıl devam ettik. Sonra şimdi biraz vitesi düşürdük. Ya orada şeyi gördük çünkü hep yüksek teknoloji girişimi mi olacak yani? Hani birisi solucu kubbesi üretsin ya. Bir tanesi başka bir şey yapsın. Hani yani gibi orada ya yani özendirme de yok. Dediğiniz gibi kar da yok. Burada aslında dünyanın bu sorunu biraz odaklanıp çözmesi lazım ama çok umurunda da değil sanki. Yani devletlerin, hani büyük böyle organizasyonların falan, devletler üstü organizasyonlar falan var ya, onların bunlarla ilgili uyarı dışında projeleri var mı? Hani sorunları işaret etmek dışında projeleri yok. Var mı? Yok. Şimdi biz bu sunumumuzu derken işte bir girdik internete, süre bir tırnaktan diye yazıyoruz böyle. İşte bilmem neler toplantılar yapılmış. Orada bir konsorsiyum oluşturulmuş. Büyük büyük devletler oturmuşlar, konuşmuşlar. İşte ben sürekli bir yer okuyorum. İşte üniversitelerin var böyle bu tarz bölümleri falan. Araştırıyorum. Yani hep orada kalıyor. Yani bunu, yani bu teorileri aslında arazide yeniden üreten yok. Ne yazık ki yok. Yani en tarıma önem veren ülke görünen Hollanda. Orada bile yok. Belçika, Hollanda yok. Burada da yok. Yani Hollanda ki dünyanın en iyi tarım üniversitesi var. Wageningen Üniversitesi. Orada ben de zaman zaman dersler alıyorum. Ne güzel. Ancak orada kalıyor. Şimdi oradaki öğretmene, hocalara yazıyorum. Yani işte bunu nasıl uygulayacağız azmimizde? Bu teorinizi. Cevap yok. Orada da gelmiyor aslında. Ha, orada belki tarım arazisi yok çok fazla. O yüzden gelmiyor. Çünkü hani
Hollanda aslında hani çok tarımsal satış yapıyor gibi biliyoruz ya biz. Aslında üretim satmıyor Hollanda. Hollanda bir liman kenti. Rotterdam Limanı'na giren gemilerden çıkan ürünler aslında ithal ve ihraç ediliyor. Onun sayesinde. Aktarım merkezi aslında. Aktarım merkezi aslında. Avrupa'yı o yüzden besliyor Hollanda. Kendisi ürettiği için değil. Ki Türkiye çok ciddi üretici. Yani domatesde üçüncüyüz diye biliyorum. Birinci Çin olması lazım. İkiyi bilemiyorum ama biz üçüncüyüz. Domatesde mesela en basitinden. Hatta çoğu tahılda mesela birinciyiz. Bu güzel bir şey Avrupa'da. Ama şu yok. Yani evet, çiftçi para kazanmıyor. Ve çiftçilikten aslında artık uzaklaşıyor. Gençler tercih etmiyor. Bunu da kabul edebiliyorum. Ancak kabul edemediğim şu var. Türkiye'de ziraat mühendisliği çok kolay bir dinlenebilen bölüm değil mi üniversite sınavından sonra? Ne yazık ki böyle. Yani nasıl diyeyim? Barajı geç, ziraat mühendisliğine gir gibi bir şey oldu. Aslında bölümün prestijinden de başlıyor. Hani ama bunu tetikleyen de şey, hani meslekle ilgilenmek istemediği için dolayısıyla bölümle de ilgilenmiyor. Hani, doğru doğru. Ama benim gelmek istediğim nokta şu aslında Erkan Bey. Tamam. Yani nasıl diyeyim, barajı geçti girdi. Hiç sorun değil. Yani ben bunu bir kötü görme açısından söylemiyorum. Kastım şu, kolay girilebilen ve aslında çok fazla mezun veren bir bölüm ziraat mühendisliği. Bizim Türkiye'de, yani bilemiyorum şimdi kontenjan oranlarını ama yani binlerce vardır yıllık verilen mezun. Bunların hiçbirisi aslında toprakla ilgilenmek istemiyor. Aslında mezun olanlar da bu işi yapmak istemiyor. Evet, evet, ziraat mühendisi bunlar. Nasıl çekeriz? Bu bir devlet politikası ne yazık ki öyle. Yani bizim bireysel çıkışlarımız bir yere varmayacak. Ya ben gittim Ankara Üniversitesi'nde kariyer günlerine konuşma yaptım bundan 2 sene kadar önce. Sanmıyorum bir kişi yetkilebildiğimi. Demişlerdi ki ya çıkmış tane çıkıntı, yapmış bir şeyler ama onunla kalmıştır o. Biz onun gibi olacağımızın garantisi yok. Demiştim mutlaka. Ben de derdim çünkü. Ne yazık ki böyle. Ya bir devlet politikası gerekiyor. Ya bizi aşıyor mu? Aşıyor. Ancak en azından yani yöntem yolu biliyoruz. Öyle söyleyeyim. Burada yani, belki de bir yandan da devletin yanında bu tabii ben yani kendi ilgi alanım olduğu için belki oradan bakıyorum ama bu girişimcilik fonlarının falan da desteklemesi gerekiyor. Yani mesela bu aralar bugün mesela Dünya Kadın Girişimciler Günü. Kutlu olsun bu arada kadın girişimcilerimizin günü. Ama bir yandan da hani sonuçta bunun gibi kadın girişimciliği gibi belli sektörlerin girişimciliği de özendirilip fon verilmeli bunlara. Hani mesela bir kişi dağıtıyor işte 10 milyon TL fon dağıtıyor atıyorum ya da daha büyük. Bunun bir %10'unu böyle şeylere ayırsa, yani çünkü bunlar da yoksa hep teknoloji. Hani var ya şu onun sepeti, bunun sepeti. Yani hepimiz bir şeyleri eşleştirmeye çalışıyoruz. Hani üretmek noktasında da bir şeyler aksiyon almak lazım. Şu dönem finans geliştirme çok meşhur. Fintechler, işte parasal şeyler. Şöyle ben işte kendi labosunu kurarken tabii hani bir sürü girişim ekosistemine başvuru yapıyorum. Ya bir destek bulur muyuz? Bir mentor denk gelir mi? Bize yol gösterir mi birileri diye. Başvuramadım. Çünkü tarımsal girişim kapına sokmadılar içeriye. Bırakın yani şeyi, dosya oluşturmayı, kapıdan içeri almadılar. Bir de tabii bu işin üç kağıtçıları da var. Bu uzuncuk gibi falan. İşte var. Çiftlik banktır, başka şeylerdir. Tam da Esan biz onunla bayağı bir şeyini aldık yani. İnsanların 3-5 ümitleri varsa bu konularla ilgili onları da toparlayıp gittiler. Bu arada ben biraz daha biliyorum devamında da bayağı bir şeyinizin olacağını. O yüzden istiyorsanız bu genç çiftçi sorununu çözemeyeceğimize eminim çünkü. Yani çözemeyeceğiz ama yani en azından hani şey yani biz çözemeyeceğiz. Bizi dinleyen birileri çıkar mı bilmiyorum ama yani eğer gören falan varsa. En azından yani kayıt da alacağız. İnşallah dinleyenler olur, ilgilenenler olur. Bir şekilde birilerine ulaşır bu mesajla. Aynen öyle. Yani burada aslında bahsettik hepsinden. Yani sürdürülebilir tarım neyi sağlar? Yani sürdürülebilir tarım
yani minimum alandan maksimum verim sağlar. Bu niye önemli? Çünkü dünya nüfusu gitgide artıyor. Yani rakam vermek istemiyorum. Rakam verirsem şey olacak. Pardon. Rakamlar pek aram iyi değil hafızam konusunda rakamlarda. Ama 2025 yılında dünya nüfusunun 10 milyara geçeceği söyleniyor diye hatırlıyorum. Veya 2030 olabilir, emin değilim. İşte, dünya nüfusu %30 oranında artacak. Bizim o kadar da fazla üretim yapmamız lazım. Ancak biz ne bahsediyoruz? Tarım düşüyor diyoruz, değil mi? Yani çift sayısı azalıyor diyoruz. O zaman yegane bizim yöntemimiz şu olmalı. Minimum alandan maksimum verim olmalı. Bu bir. İkincisi, zaten azalan tarım alanlarında en azından ekosistemi yaşanabilir kılmalıyız. Eğer biz onu da kaybedersek eğer, mevcut alanlarımız da kaybolacak. Hiçbir, yani tarım alanımız kalmayacak. Zaten azalıyor, onu da kaybedeceğiz. Bir de gıda erişim sorunu. Ona da şuradan girelim. Gıda güvenliği diye bir şey var. Ama bu gıda güvenliğinin sağlanabilmesi yine bizim o pelesenk kelimemiz sürdürülebilirlikten geçiyor. Sürdürülebilir gıda. Ben kimse yani şunu demiyorum. Yani vegan beslenelim. Değil. Et de yiyeceğiz. Ancak şunu unutmayalım. 1 kilogram etin üretimi için 16 ton su tüketiliyor. 16 bin litre. 16 bin litre. Çok enteresan bu bilgi. 1 kilogram et için. Bunun hepsi inek içmiyor. İneğin yediği buğdayı, soya fasulyesini, mısırı üretiyoruz biz o suyla. Bir yem var çünkü. Pancar üretiyoruz. Ama bunun toplamında 1 kilogram et için 15.6 ton, 16 ton su tüketiliyor. Ve dünyadaki tarımsal alanların %70'inden fazlası hayvancılığa harcanıyor. Aslında biz diyoruz ya. Tarım gıdalarının çoğunu da hayvanlar yiyor, öyle mi? Onlar aynen yiyor. Öyle. Hayvancılığa harcıyoruz. Anladım. Hayvancılığa harcıyoruz. Ve bu harcadığımız hayvanların ürünlerini adil dağıtamıyoruz. Çöpe atıyoruz. Yani ben eminim Afrika'da hayatı boyunca et yememiş birçok insan vardır. Hayvansal et yememiş olan. Çok vardır. İşte tam burada aslında alternatif gıda ve protein arayışı devreye giriyor Erkan Bey. Yani nedir bu alternatif gıdalar? Bizim protein ihtiyacımız var bünyemiz. Bunu almamız gerekiyor. Eğer biz artan nüfusta herkes bütün bu ihtiyacını kırmızı etten veya beyaz etten alsın dersek eğer, bu sürdürülebilir değil. Şu an belki ucuzuna sürdürebiliyoruz biz bu işi ama bundan bir 10 sene sonra, 20 sene sonra artık bu iş çığırından çıkacak. Bakın şeyi hiç değinmiyorum da. Egzoz gazına yani hayvansal kaynaklı sera gazına hiç değinmiyorum. O da var. Çünkü onlar da ciddi anlamda bir sera gazı etkisi yaratıyor. Karbonmonoksit, karbondioksit, metan. Ona hiç değinmiyorum. Bakın bu sadece daha üretim aşaması. O yüzden bizim farklı bir protein kaynağı bulmamız gerekiyor. Mesela şu anda da ciddi anlamda bu tarz girişimler mevcut dünya üstünde. İşte alt protein yani alternatif protein deniyor bunlara. Bunlar yapay şeyler mi peki, nasıl? Yapay şeyler değildir aslında. Şöyle bir tanesi yapay, üçü doğal. Sayayım ben size. Önce yapayı söyleyeyim. Laboratuvar yapımı et. Bildiğiniz laboratuvarda kimyasal bileşiklerle et yapılıyor. Yani etik ama çok sağlıklı mı tartışılır. Yani alken kesmemek lazım. Belki ileride bununla besleneceğiz. Hani biz yok ya şey jetgillerde hapla et yerdik. Yerlerde jetgiller değil mi? Ne bileyim işte yani Star Wars'ta, Star Trek'ten gördük hepsinde bunları yani şey futuristik filmlerde. Bunlar yani
şey mi o protein ihtiyacını mı ihtiva ediyor yoksa lezzet olarak öyle ikisi değil. De hepsi görsel anlamda hem görsel hem tat hem gıda ihtiyacını karşılıyor. Anladım. Hepsini karşılıyor. Bu birinci alternatif. Ama bunun birazcık daha zamanı var diye düşünüyorum. Şahsi görüşüm. İkincisi böcekler. Çok ucuz, çok sürdürülebilir protein kaynakları. Çekirge özellikle. Buna bir yönelim var bazı ülkelerde. Bir kurtarıcı olabilir. Bunları ne yapıyorlar? Bunlardan belli başka yan şeyler mi üretiyorlar? Doğrudan mı tüketiyorlar? Burada doğrudan. Yani yan yapan da var. Yani mesela hamburger kroketi yapan var mesela çekirge. Bunlar uzak doğu falan gibi ülkeler mi? Yoksa Amerika'da da var. Birkaç girişim var. Hı. Yapanlar. Ama tabii çoğunlukla tabii uzak işte uzak doğuda, Asya'da çoğunlukla. Hı. Afrika'da da var bu arada. Çünkü Afrika'da ciddi bir çekirge popülasyonu var. Kullanılıyor. Hatta orada kabileler tüketiyordu bunu. Yani bunu işlem içine getirenler var. Özellikle Güney Afrika'da var diye biliyorum. Üçüncüsü aslında bu ilk girişimlerden birisiydi. Ama çok sonu gelmedi. Yosun bazlı proteinler. Deniz yosunu. Algler. Yani bu çok önce başladı. Belki bunun tarihi bunların arasındaki en önce başlayan ama ne yazık ki sonu gelmedi. Bunların hapları falan da var sanki. Ben. Var var var. İşte hani orada kaldı. Yani sadece bir doyurucu bir besin olarak değil sadece bir yan nasıl diyeyim? Takviye. Dengeli, aynen gıda takviyesi olarak kaldı yosunlar. Ama son söyleyeceğim belki gıdanın geleceği olabilir. Bitki bazlı et. Merak edenler şeyi de araştırabilirler. Beyond Meat, Future Meat diye araştırabilirler. Ciddi girişimler bunlar Avrupa'da ve Amerika'da. McDonald's menüsünü Amerika'da şeye soktu artık. Beyond Meat'le yapılmış hamburger soktu. KFC yine bitkiden yapılmış tavuk benzeri ürünü soktu. Şimdi ben girdim şimdi. Orada. Ben hemen merak ettim. Pizza Hut çıktı. Evet. Pizza Hut diyor. Onun da var. Pizza Hut'un da var. Domino's yaptı diye biliyorum İngiltere'de. Şimdi şöyle bunun kimleri var? Şimdi kimleri diyor ki ya arkadaşım sen vegansın. Et yemiyorsun. Niye et benzeri bir şey tüketmek istiyorsun? Etik tartışma. Ya ben bu işin şeyine bakarım. Sürdürülebilirliğine bakarım arkadaş. Nedir bunun sürdürülebilirliği? Bizim et yememiz gerekiyor mu? Gerekiyor. Bizim et protein almamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Belki bundan bir 10 sene sonra insanlar et tadını unutacaklar diğer ürünlerle. Ama şu an mesela ben zaman zaman eti aşırıyorum arkadaş. Et yemek istiyorum. O yani bifte yemek istiyorum. Ama yediğim zaman dünyaya zarar verdiğini biliyorum. İşte bu bir alternatif benim için. Bir sürü farklı tarif var, yöntem var. Ama bunların çoğunda tabii soya, mısır, pancar ve bazı nişastalı ürünler ve protein ürünler temel. Ama gerçekten de böyle bildiğiniz antikota benzeyen ayıramayacağınız bir gıda çıkıyor ortaya. Dokusu etle çok benzer. Tadı neredeyse aynı. Besleyiciliği çok çok daha iyi. Ve müthiş sürdürülebilir. Müthiş sürdürülebilir bir gıda ortaya çıkıyor. Bunlar yani o sürdürülebilir gıdanın geleceği olma yolunda ilerliyor hepsi. Özellikle bitki bazlı etler. Belki ileride de laboratuvar yapımı etler. Son konuda yani o artık hani biz ürettik her şeyi, çok güzel ürettik. Gıdamızı sürdürülebilir yaptık. Eyvallah. Gıda güvenliği. Her şeyi yaptık ama bu gıda ne kadar güvenilir? Eğer biz bütün adımları doğru atmışsak eğer bir sıkıntı yok. Ama eğer
herhangi bir adımı atlamışsak, merdiveni iki basamak çıkmışsak eğer yukarıya, atladığımız basamaklardan kaynaklı gıda güvenliği sorunu ortaya çıkabiliyor. Bunun sağlanmasının yolu aslında tüketicinin bilinçli olması. Gıda güvenliğinden şeyi mi anlıyoruz biz? Yani tanım olarak gıda güvenliği vücudumuza, yani yiyen kişiye zarar veren gıda mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Yani bu mudur yani? Gıda güvenliği ya da onu saklamakla ilgili bir şey midir? Aslında şöyle, bunun birçok başlığı var. Yani hepsini demek çok mümkün değil ama belki şöyle açabiliriz. Bir, sağlıklı gıda. İki, adil gıda. Bu da bunun için gider. Güvenliği için gider. Üçüncüsü, eğer soğuk zincir ise, soğuk zincir hiç bozulmamış gıda. Bu gider. Yani sağlıklı üretilmiş ve sağlıklı sevk edilmiş gıda diyebiliriz. Güvenli gıda veya gıda güvenliğine. İşte burada o zincirin çok şeffaf ilerleyebilir olması lazım. Belki bunun için çok bilinçli çiftçiler gerekiyor bize. Bunu sağlamamız zor olabilir. Ancak yapılması gereken şey bu. Yani zorluğunu bir kenara bırakıyorum. Olması gereken şey bu. Yani bizim tohum toprağa girdikten sonra başlayan bir zincirimiz varsa eğer, o zincirin her halkasında çok bilinçli kişilerin istihdamı gerekiyor. Ki son tüketici gerçekten sağlıklı ve güvenilir bir gıdaya ulaşabilsin. Burada yasal bir düzenleme var mı ya bununla ilgili? Bu... Var. Özellikle teknoloji gelişen bu QR kod sistemi falan çok gelişti biliyorsunuz. QR kod sistemleri, kare kod sistemleri falan. Şimdi bakanlık bunların takibini yapmaya çalışıyor. En azından bir girişim yaptılar. İşte üretici takip edilecek edilmiyor. Ne yazık ki. Ama sonrasında en azından hale girdikten sonra bir barkod sistemi var. O çalışıyor. Yani büyük market zincirler sizin gidince görüyorsunuzdur. Bir kare kod gözüküyor onların da. Deneyince evet hani kim üretmiş veya nereden gelmiş görebiliyoruz. En azından zincirin bir kısmını görebiliyoruz. Halde başlıyor ama. Diyorsun. Halde başlıyor. Yani o dediğim yani basamakları hep arkaya çıkarsak eğer ne yazık ki bir yerde bir şey eksik kalıyor. Aynen. Burada biz o basamağı atlayarak çıktı devlet. O yüzden ilk basamak aslında en ön basamak eksik kaldı. Belki de şu anda hani bir görüyoruz yani sonuçta siz de bu anlamda değer üreten şirketlerden birisiniz ama bunların büyükleri, küçükleri bir sürü yer var. Belki bugün böyle farklılık, rekabet avantajı olarak gözüken şeyler yarın öbür gün bu eğer dediğiniz gibi basamaklar geriye doğru giderse belki zorunluluk olacak. Olacak, olmalı. Yani yani bu kadar çok sürdürülebilirlik kelimesi kullanıyorsak eğer biz hayatımızda, evet bundan birkaç yıl sonra artık bu zorunluluk olacak. Bunu yapmayan çiftçi ürünü veremeyecek belki de. Tamam. Ama genç çiftçi yok. 60 yaşındaki çiftçi nasıl yapsın QR kodunu okutmasını oraya değil mi koymasını? Ne diyecek? Diyecekti komisyoncusuna veya tüccarına abi sen yapıver bunu benim yerime. Şu anda böyle oluyor. Şu an çiftçiler yine bir kontrole bağlılar. Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla. Bir onların defterleri var. Defter tutuyorlar. En azından ihracatta bu defterler mecburi. Ama ben o defterin hiçbirisini çiftçilerin de görmedim. O defterler halde. O defterde ne var o defterlerde? Kullandığı ilaç yazıyor. Kullandığı ilaçlar, kullandığı işte yaptığı hasat tarihi falan filan. Onları komisyoncular dolduruyor. Tüccarlar dolduruyor. Çünkü çiftçinin bunun olacak bir şeyi yok yani birikim bilgisi yok. Oradaki katip dolduruyor. Sağ olsun. O da sana yapmasa adam ürünü veremeyecek yani. O derece. Yani yapısal reformlar neymiş bu yapısal reformlar akça? Bunlar işte. Yani bizim o ilk adımı çok sağlıklı kuramasak eğer o zincir bir yerde kırılacak.
Ve ne yazık ki şu anda o zincir hep son tüketicinin olduğu yerde falan kırılıyor. Ya tüketiciyi etkiliyor veya en baştan kırılıyor, üreticiyi etkiliyor. Ya biz bu zinciri çok kısaltacağız. Yani daha kısa bir zincir daha zor kırılır. Çünkü daha az bağ vardır. Ama yok, zincir bu kadar uzun olacaksa yerde bizim her adımını çok şeffaf bir şekilde örgütlememiz lazım. Benden bu kadar. Sorular varsa alayım. Benim şimdi aslında iki tane boyut ekleyecek boyutum var. Hani vallahi anlattıkların için sağ ol, sağ olun. Yani bayağı bir aslında bir şeyler oturdu. Arada böyle hiç duymadığımız Beyond Meat gibi şeyler de olduk. İzleyenler zaten devam ediyorlar. İzlemeyenler için de kayıt edeceğiz. Kayıt olarak alacağız. Ve gerek myturtle.com'a gerek YouTube kanalımızda falan paylaşacağız. Sizlerle de paylaşacağız. Siz de kendi takipçilerinizle paylaşırsınız. Ben önce iki tane boyut var. Onlarla ilgili size sormak istiyorum. Gözlemlerim bu yönde çünkü. Birincisi sanki bu sürdürülebilirliğin bir pazarlama ayağı da var. Hani baktığınızda pazarlama aslında hani uzun soluklu bir şey. Yani pazarlama dediğimizde aslında uzun süreli ilişkilerden bahsediyoruz artık. Yani bir kişiyi bir kere kandırabiliyoruz. Zaten kandırsak eskiden de o yani. Birini kandıralım ondan sonra satalım. Şimdi zaten her yerde her şey konuşuluyor. Yani siz birine bir sıkıntı yarattığınızda bilinçli olarak her yerde yorumlar morumlar 1000 kişi 2000 kişi kaybediyorsunuz. Evet. Belki daha büyük. O anlamda ben sizin kendine bostandan da biraz bahsediyor olalım burada. Pazarlamada da sürdürülebilir bir ilişki kurduğunuzu düşünüyorum. Hatta gözlemlediğim kadarıyla böyle çok adım adım sindire sindire gidiyorsunuz. Sizin için belki de aynı 500 kişinin, 1000 kişinin, 2000 kişinin sizden sürekli alışveriş yapması daha geniş kitlelere ulaşmaktan daha önemli sizin için. Çünkü siz onları mutlu edince, onların referansıyla, onların doğru iletişimiyle daha geniş kitlelere ulaşacağınızı biliyorsunuz. Bu anlamda da bir sorumluluğu var değil mi? Pazarlama tarafında da. Çünkü tüketiciyi bilinçlendirmede kesinlikle, kesinlikle. Şey de bunun içinde hani o tüketiciyi tüketmemek lazım. Hani bu o da işte. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Kesinlikle böyle. Şimdi kendi bostan fikri ortaya çıkarken benim esinlendiğim bir fikir vardı. Toplum destekli tarım. Bunu ilk İngiltere çıkardı diye biliyorum 1980'den sonraki süreçte. CSA, Community Supported Agriculture diye geçiyor. Yani bunu nasıl uygulayabiliriz diye düşünürken dedim ki her çiftçinin bakmakla yükümlü olduğu evler olsa veya tam tersinden böyle grup grup insanların ürünlerini yani sebzenin üretebilecekleri çiftler olsa keşke diye çıktı ortaya. O yüzden ben ilk başta nasıl kurgulamıştım bu işi? Herkesin bir bostan olsun. O yüzden kendine bostan bu klişenin ismi. O yüzden bir eğlenceli çift. Herkesin bostan olsun. Erkan Bey'in bostan olsun, Dilan'ın bostan olsun. Ve biz o bostanlara herkesin tüketmek istediği sebzeleri dikelim. Ve onlara gönderelim oldukça. Bu şekilde tam o toplum destekli tarımın prensibini uygulamış olalım. Ve o zinciri kısaltalım. Aslında çok sürdürülebilir bir fikirdi. Bir yere kadar bizim sağladık. Hala kendi bostanın %50 iş hacmi aboneler üstünden yürüyor. Yani bizim abonelerimiz var, bostan sahiplerimiz var. Onlarla aslında devam ediyoruz. Ama tabii bir yandan da işte bu Türkiye'de de vardır yani abone olma fikri çok böyle şeydir. Zordur. İşte ne bileyim bir Avete girmek istemezler. Reklam vermeden nasıl söylenir diye düşünüyorum da ne bileyim mesela bir yayın sağlayıcı mı diyeyim artık. Bir yayın sağlayıcı ile mesela anlaşırsınız. Yayınları izlersiniz ama iptal etmekse iptal edemezsiniz. Bağlanmışsınız artık oraya. İptal edemezsiniz. Taahhüt istersiniz. 12 ay. Çok zordur. Aynen. Taahhüt bittiği zaman da taahhütü yeniler. Haberiniz bile olmaz belki zaman zaman. İstemezsiniz. Alttan girer üstten en son aman tamam yap ya yap deyip kurtulursunuz değil mi? İşte böyle bir abonelik
şey aslında Türkiye hep değil mi? Bunu yaşadı. Abonelik böyle demek Türkiye'de. O yüzden biraz zor belki de. Hani zordu abone yapmak insanları. Veya istemiyorlardı. O yüzden de artık ikinci bir perakende bir pazar yeri oluşturduk Boston Store diye. Oradan devam ediyoruz. Ama dediğiniz gibi hani sürdürülebilirlik çok önemli. İşte dediğiniz yani siz yani sizin aileniz benim ilk müşterimden birisiniz siz. Bizim o zaman Happy Top'u 30 tane abonemiz vardı. 30'dan biri sizdiniz yani. Çok değerli. Ve biz 3 yıldan beri yani bir şekilde size sebze gönderiyoruz, çalışıyoruz. Siz buraya geldiniz, ziyarete geldiniz değil mi? Yani beraber. Yani hani bu bizden çok mühim sürdürülebilirlik. Yani ve keşke biz bunu sağlayabilsek, o benim ilk düşündüğüm fikri. Yani her çiftçinin bakmakla tırnak içinde yükümlü olduğu ve her o aile grubunun veya arkadaş grubunun diyelim veya bir mesela belki şey olabilir bu, bir iş yeri olabilir. Mesela piyazanın bir katı mesela, birkaç çiftçi mesela anlaşır. Onlar yaptırır mesela. Veya işte daha büyük düşünelim. Mesela bir market zinciri bir köyle mesela anlaşır. İngiltere'de mesela böyle yürüyor bu işler. Ne güzel. Yani bir büyük market zinciri bir köyle anlaşıyor. Ve o köyde bir kooperatif kuruluyor. O kooperatif herkese şey dağıtımı yapıyor, ürünleri dağıtımı yapıyor, tohum dağıtımı yapıyor. Bütün ürünler toplanıp kamyonlarla gönderiliyor büyük tüketiciye. Keşke biz bunun gibi bir sürdürülebilir bir aslında ilişki kurabilsek. Bu perakende tarafında da yani son zamanlarda gözlemlediğim kadarıyla biraz içinde de bulunma şansı da buldum sizinle birlikte projeleri üretirken. Yani olay şeye döndü sanki. Yani onun, tüketicinin de bilinçlendirilmesi. Hani mesela bir domates saklama paylaşımımız vardı. Ciddi anlamda ilgi gördü. Hani işte domatesin dışarıda saklanması gerektiği. Hepimiz dolaba koyuyoruz bunu falan gibi. Aslında tüketici de çok evde, eve kadar geliyor diyorsunuz ama evde de devam ediyor. Evde ne yapacağını bilmeyenler var. Ve bunun üzerine doğru seçemeyenler de var. Şimdi tüketici bilinçli olmayınca ne oluyor? Seçimleri de bilinçli olmuyor. Aradaki maddi ufak bir farka kanmak ya da başka bir işte ek bir promosyona kanmak gibi durumlar da oluyor. Siz bunlarla da bir yandan gördüğüm kadarıyla mücadele ediyorsunuz. Ya, evet yani aslında bunlar benim hiç böyle şey kafamı basmadığı amiyane tabirle konular. Ne bileyim orada tam işte o rekabet giriyor veya zaman zaman kirlenen rekabet giriyor işin arasının işin içine. Sıyrılmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince ama mutlaka burası bir deniz. Orada kürek çekmemiz gerekiyor. Kaçamayız bu işten. Ama yani orada da biz aslında şeyi çok önemsiyoruz. Tüketicinin şeyini, alışkanlıklarını. Yani mesela bir tüketici benden abone olmak istediği zaman diyorum dur bekleyelim önce, abone olma. Önce ben sana bir sebze göndereyim. Sen bizden birkaç hafta perakende ürün al. Kendi tüketimini bir oluştur. Nasıl tüketiyorsun? Gerçekten hani benim paketime abone olunca sen evinde haftanın 2-3 günü sebze pişecek mi acaba? Pişmiyorsa çöpe gidecekse bir anlamı yok. Çünkü biz tam da atık gıda olmasın diye çıktık yola. Eğer benim sebzem atık çöp olacaksa niye? Yani ben sadece para kazanmak üstüne odaklanayım ki. Benim en temel felsefem çöpe gidecek. O çok çok önemli benim için para kazanmakta. Bu aslında baktığınız zaman aslında bazı anlamda iş dünyasının da hani kendi gözden geçirmesini gerektiriyor. Yani hep çünkü kar maksimizasyonu öğretildi ya bize. Yani birinci amaç kar maksimizasyonu, hissedarlara değer üretmektir. Öyle değil ama bu sürdürülebilir değil hani baktığınızda. Siz onu tarımda, biz bunu danışmanlıkta hep aslında aynı şeyi hedeflemeye çalışıyoruz. Aslında bu anlamda da bizi en destekleyecek en iyi yerler, kanallar tüketiciler. Bizim müşterilerimiz, sizin tüketicileriniz anlaması gerekiyor burada üretilen değerin aslında dünyanın geleceğini, yani sektörün, dünyanın, ülkenin artık neyse ne kadar yere etkileyebiliyorsak bunun geleceğini düşündüğümüzü. İleride bunların altında ben şeylerin olacağını düşünüyorum. Yani böyle sertifikaların. Hani örneğin siz sosyal sorumlu davrandığınız için belli sertifikanız olup bunu gururla reklamlarınızda paylaşabileceğinizi
ya da bizim dahi böyle aynı şekilde insan kaynaklarının da sürdürülebilirliği, başka şeylerin sürdürülebilirliği, hatta yıllar geçtikçe de zorunluluk haline geleceğini düşünüyorum. Ya bunun da nedeni şu. Sürdüremeyeceğiz. Yani sürdürülebilirlik deyip duruyoruz. Sürdüremeyeceğiz. En sonunda az kalınca ne olacak? Ya birbirimizi yiyeceğiz. Yani insanlığımızdan başka bir yere doğru gideceğiz. Ya da belli kurallar koyacağız yani. Paylaşım kuralları koyacağız kendimize. O nedenle böyle olacağını düşünüyorum. Son bir boyut var. Onu da bir açayım. Ondan sonra ufak ufak toparlayalım. O da şu. Yine gözlemlediğim. Kendim burada demin hani pazarlamada sürdürülebilirlik dedim. Buna da yönetimde sürdürülebilirlik dedim. Bununla ilgili de bir gözlemim var. Çünkü gördüğüm kadarıyla Türelfi'de hani kurulduğundan beri aynı bölgede Kaş Kalkan arası bir köyde, Yeşilköy'de galiba adı. Orada bir üretim yapıyorsunuz. Ama üretim yaptığınız aslında yandaki komşularınız, ötekiler, o köyün bütün aslında ahalisi, birçok kişi oradan akrabalarla birlikte, oğlu kızı kendisi ekmek yiyorlar yani. Size destek oluyorlar. Kimi yerel çiftçi iş ortağı olarak sizin modelin içindeler. Kimi geliyorlar belli bir mal ya da hizmet satıyorlar size. Kimi geliyorlar orada bizzat çalışıyorlar. Bazen böyle bir yoğun dönemlerimizde hep beraber çalışmalar da yapılıyor. Uzun süreli de çalışıyorlar. Ya bir yandan da müşterilerimiz onlar da aynı zamanda. Sonuçta o bölgede üretiliyor. Böyle orada sürdürülebilir küçük şey, ufak bir sistem var bir yandan. Sistem var. Evet. Burada da bir sorumluluk taşıyorsunuz aslında. Yönetimde sürdürülebilirlik diye ben bunu bir şey yaptım. Hı. Aslında sadece Kaş'ta da geçer değil. Bu biz de mesela size bir dokunduk, müşteri dokunduk. Şimdi danışman olduk, şu olduk. Böyle biz de onun içinde mutlu şey yapıyoruz aslında. Sizle birlikte iş üretiyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu nasıl bir yaklaşım? Bunu neye bağlıyorum? Aslında bunu çok plaza kelimesi olacak ama değer yönetimi gibi geliyor bana. Çünkü biz de birer değeriz aslında. Şimdi yani şu platformda ben şu konuşmayı yapıyorsam ya bu benim için çok cidden büyük bir iş Erkan Bey. Nasıl biliyor musunuz? Biz Kaş'tayız evet. Yani herkes Kaş'a geliyor. Türkiye'de artık Kaş'a gelmeyeni dövüyorlar mı diyeyim artık o derece. Herkes Kaş'a geliyor artık yani. Ama gelip gidiyor. Bir hafta burada ve sonra yok. Biz hep buradayız. Siz buranın kaymağını yiyorsunuz. Ama biz buranın o şeyini yaşıyoruz, zorluğunu yaşıyoruz. Burası gerçekten bir kırsalın da kırsalın diyeyim artık. Gerçekten kırsal. Yani Kaş çok cennet burası, onu kabul ediyoruz ama kimi zaman mahrumiyet bölgesi. Hatta öğretmenler için burası doğu görevi yerine geçiyor biliyor musunuz? Burası zorunlu hizmet bölgesi öğretmenler için. Öyle mi? Öyle bir yer burası evet. Enteresan ama öyle. Neden böyle? Çünkü birçok hizmet aslında çok kısıtlı burada. Eğitim, sağlık falan filan. Şimdi bunların da öte biz çok uzağız. Dünyaya uzağız. En yakın il merkezi bize 2-3 saat. Belki de Türkiye'nin en uzak il merkezinin en uzak ilçesi biziz muhtemelen. Hatta belki beldesi Kınık il merkezinin en uzak olan 200'den fazla kilometresi var. O yüzden biz böyle ne bileyim İşte etkinlikler, söyleşiler falan bize şey geliyor böyle, nasıl diyeyim, çok değerli, çok ulaşılmaz gibi geliyor. Buradaki insan için de benzer bir şey var Erkan Bey. Yani buraya çok fazla değer gelmiyor. O yüzden buraya gelen her değer, her değerli insan, her değerli fikir çok önemli burası için. Evet artık turizm gelince biraz daha, turizm artınca biraz daha bu azaldı gibi belki ama hala çok önemli. Çünkü biliyor. Turist gelip geri dönüyor ama buraya yerleşen bir değer bölgeyi kalkındırıyor. Kalkınmak sadece ekonomik anlamda değil. Bilinç anlamında. Bir kültür anlamında. Anti yozlaşma anlamında. Bir değer katıyor. O yüzden bence babama yani ve Türelfi diye bir Türelfi tanıma bir değer atfetti. Bölge. Yani annem de bölgenin ilk anaokul öğretmenidir bu arada. Annem de. Onun da bir sınıf bakar var. Ama hani biz hani topluma verdiğimizden fazlasını almadık. Biz topluma ne verdiysek onun karşılığını gördük. Biz topluma verdiğimiz değer kadar değer aldık. Bu tam aslında böyle olmalı. Bunun terazinin bir tarafı yaşlaşarsa işte o sürdürülebilir olmaz artık.
Ya ben fazla değer verirsem veya orası bana fazla değer verirse eğer bu çığından çıkar. Artık dengesizleşme başlar. O zaman şeye başlar işte. Hani ya işte onlar bize ekmek veriyor. Hayır. Bu iş ekmek vermenin çok ötesinde. Ya biz Türelfide'yi evet kurduk. Ama Türelfide'nin bölgenin bir gücü olmasında bizim çalışanlarımızın emeği çok çok büyük. Yani onlar bana ya ama o bana ekmek verdiğiyle izah edilemez bu sadece. Bu beraber büyütülen bir değerdir. Yani ben böyle aslında kullanıyorum bu işi. Evet. Burada Türelfide zamanından beri hani bir şekilde demin de aslında onun bir örneğini verdiniz. Hani daha fazla para kazanma olanakları, kısa yollar olsa bile size uzun vadeli ama sağlıklı olan. Yani mesela bir önceki zamanlarında işte gerektiği kadar tarım ilacı önermek, gerekmiyorsa önermemek. Kendiniz bu tarafta böcekli tarım, tamamen doğal yöntemlerle uğraşıyorsunuz. Yani onu da biliyorum. O anlamda aslında bu dediğimiz gibi bu değer baştan uca bir sürü yerde mevcut. Dediğim gibi biz de bu değerin sizin ekosisteminizin bu taraftan da olsa bir parçası olmaktan gerçekten mutluyuz, gurur duyuyoruz. O anlamda da size böyle teklifte bulunduk zaten. Gelin biz de şey yapalım diye. Böyle bir yeni yapalım diye. Vallahi teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yani birçok kişi bir iki kanaldan bizi izlemeye devam ediyor. Facebook'ta, YouTube'da, başka diğer bizim platformumuzda mindturtle.com'da. Ama muhtemelen daha çok kişi rakamlardan çünkü takip ediyoruz. Kaydettikten sonra izliyor. Onu paylaşıyoruz daha da sonra. Çünkü evet. Zaman olarak o şey uyduramayanlar oluyor herhalde. Diziler vesaire biliyorsunuz. Şaka yapıyorum. O anlamda bir şekilde onlara da ulaşacaktır bu sesimiz. Sağ olun valla. Ağzınıza sağlık. Biz de size bizim bir geleneğimiz var. Bu Nisan'dan beri bu adlı ya da başka adlı programlar yaptığımızdan beri biz de böyle konuşmalarıyla, sunumlarıyla katkıda bulunan katılımcılara bir fidan bağışı yapıyoruz. Sizin adınıza da Tema Vakfı'na fidan bağışı yaptık. Online sergileriniz elinizde olacaktır yarın içinde. Bu anlamda bu teşekkürümüzü de kabul edin lütfen. Çok sağ olun, çok sağ olun. Eksik olmayın.